Kurumsal Kanal'da Bir Genç Kılavuz programında daha birlikteyiz. Programlarımızda hep meslek diyoruz, eğitim diyoruz, istihdam diyoruz, işsizlikten bahsediyoruz. Yine bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim ama Haziran ayına kadar ben özellikle üniversite sınavına girecek olan arkadaşlara biraz faydalı olalım istiyorum. Meslek seçiminde bilgilendirme yapalım. Hangi meslekte zorlanırlar, seçerlerse ne gibi istihdam alanları var? İşsizlik sorunu onları etkiler mi, etkilemez mi? Bunları biraz bilgilendirme yaparsak daha doğru karar vereceklerini düşünüyorum arkadaşların. Bugün yine bir bölümden bahsedeceğiz ama ondan önce geçen hafta İşkur'un düzenlediği istihdam ve kariyer fuarından bahsetmek istiyorum ben. 2 gün üst üste yapılan bir fuardı. Ben de konuşmacı olarak davetliydim. Orada bir takım gözlemlerim oldu. Birincisi, işsizlik oranının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede ve son açıklanan rakamları da biliyoruz. Katılım çok fazla değildi ne yazık ki. İyi bir duyuru yapılmadığını düşünüyorum ben. İşkur müdürü aslında işsizliğin çok fazla olmadığını, gençlerin işsizim deyip işverenlerin de biz çalışacak eleman bulamıyoruz dediklerini söyledi. Fakat gözlemlerime göre bu eşleştirmede bir sorun var. Neden? İşverenler gerçekten çok büyük firmalar katıldı. Türkiye'de adı olan firmalar. Gençler orada CV doldurdular. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. CV dolduran gençlerin neredeyse yarıya yakını Suriye vatandaşıydı. Bizim kendi gençlerimiz işsizken bir de bu işsiz kitlesi katıldı maalesef ortaya. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla firma vardı, bilinen firmalar vardı. Gençler burada form ya da CV doldururken gözlemlerim şu, özellikle yeni mezunlarda, evet lisans diploması var, yüksek lisans diploması var fakat bizim o yetkinlikler dediğimiz kısım maalesef gençlerde dolu dolu değil arkadaşlar. Bunlar neler? Bir yabancı dil, sivil toplum kuruluşlarıyla ya da gönüllülük esasıyla bir takım çalışmalara katılmış olmak, işte bilgisayar programları kullanabilmek. Bu yetkinlikler bölümü maalesef çok zayıf kalıyor gençlerde. Her zaman söylediğim şu, aslında maalesef eğitim sistemimiz yüzünden gençler üniversiteyi bitirdiklerinde eyvah ben yabancı dilim yok, bilgisayar programları ile ilgili pek bilgim yok ve maalesef tanıdığım yok diye sudan çıkmış balık gibi ortada kalıyorlar. Bu yetkinliklerin aslında devletin milli eğitim politikalarıyla 10 yaşından itibaren kazandırılmaya başlayıp kariyer planlarının yapılıp üniversite bittiğinde bu çocukların gerek bilgisayar, gerek yabancı dil, gerek gönüllülük esasıyla bir takım etkinliklere katılmış olma gibi konuları tamamlamış olmaları gerekir. Yani kariyer planlarını yapmış olmaları gerekir. Maalesef biliyoruz ki yine Türkiye'de %70 civarı diploma mesleği dışında çalışan bir grup var. Bu da gerçekten içler acısı bir durum. Şimdi bugün bahsedeceğim bölüm kamu yönetimi ve siyaset bilimi. İki ayrı disiplin gibi gözükse de aslında birbirinin içinde olan iki disiplin bunlar. Siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenenler, siyaset bilimi bir yandan güç, otorite, meşrutiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan da devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları içeriyor. Siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri üzerinde duruyor. Fakat kamu yönetimi ise yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceliyor.
Devletlerin yürütme gücü aslında bu. Kamu politikaları politik güçlerce yapılandırıldığı için de birbirinden ayrı düşünülemez ve birbirinden ayrı tutulamaz. Aynı şekilde kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için yine politikacılar da kamu yöneticilerini göz ardı edemezler bir taraftan. Yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamızda bu iki disiplin gerçekten çok faydalı. Aslında bunu tabii meslek anlamında okumak isteyen arkadaşlar ayrı ama genel kültür anlamında da bu dünyaya bakış açımızı değiştirecek, ufkumuzu geliştirecek iki konu. Şimdi benim konuğum kamu yönetimi mezunu, üzerine yetmemiş, siyasal bilgiler yüksek lisansı yapmış. Fakat işte birazdan bahsedeceğimiz gibi bu sınavlar, mülakatlarla karşılaşıp o %70 oranın içinde olan diploma mesleğini yapamayan bir arkadaşım. Hoş geldin Gökhan Taşkıran. Şimdi Gökhan, öncelikle kamu yönetimi nedir? Hani ben birazcık açıklamaya çalıştım ama seçecek arkadaşlara biraz tanımlar mısın bunu? Kamu yönetimi genel anlamda, kamu deyince biliyorsunuz halk aklımıza geliyor, amme dediğimiz. Genel olarak bir devlet bünyesinde yaşayan, tüm halkı kapsayan kamu yönetimi. Kamu yönetimi ise bu halkın idare ve sevkiyatını, yani sevk ve idaresini anlam. Yani genel olarak kamu yönetimi tabii ne yapıyor? Kamu yönetimi ilgilendiği bölüm alan ne? Kamu yönetimi genel anlamda mevcut sevk ve idarenin sağlanması için orta ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi için sunulan bir bölüm. Genel anlamda bu şekilde kısaca değerlendirebiliriz. Peki siyaset biliminden ayrı düşünemeyiz tabii, kamu birlikte yönetimini. Ama siyaset bilimini de biraz tanımlayalım ilgilendiği alanları. Sonra ikisini birleştirelim. Evet. Siyaset bilimi ise daha genel bir anlamda ifade edebiliriz. Siyaset bilimi zaten daha öncesinde batılı ülkelerde de kamu yönetimi diye bir bilim, bir sosyal bir bilim yoktu. Daha sonra siyaset biliminden ayrıldı kamu yönetimi. Siyaset bilimi onu daha genel anlamda kapsayan, aslında birbiriyle çok örtüşen, iç içe geçmiş iki bilim dalı diyebiliriz onlara. İkisi, o da genel anlamda yine kamuyla alakalı, kamu yönetimiyle alakalı, genel olarak sevk ve kamunun sevk ve idaresiyle alakalı bir ikisi de bölüm diyebiliriz. Evet. Şimdi hep şunu söylüyorum ben. Türkiye'de meslek adları olan bölümler meslek olarak görülüyor biliyorsun. İşte mühendislik, doktorluk, avukatlık, öğretmenlik gibi. Ama bu tür bölümlerde ebeveynler ya da işte teyzeler, amcalar, anneanneler, dedeler lütfen kamu yönetimi deyince kaymakam mı olacaksın diye soruyorsunuz. Sormayın efendim. Çünkü o çocuklar da ne olacaklarını bilemiyorlar, değil mi? Kesinlikle. Aslında bu hedeflerle, hayallerle, isteklerle, özgüvenle yola çıkıp bambaşka yerlerde görev alabiliyorlar. Keşke hepsi liyakat esasıyla, değil mi? Kesinlikle. Mesleklerini yapabilseler. Bu evet bir meslek gerçekten. Mesleğin içeriğine geçmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. Kamu politikalarını siyasi güçlerin belirlemesi ya da hangi çerçevede belirlemesi gerekir? Doğru mudur onların belirlemesi? Şimdi, tabii ki bir kamu yönetimi varsa orada da mevcut bir siyasi güç vardır, siyasi iktidar vardır. Yani buna hegemonyasındadır. Bu hükümettir bunun adı da, yani hükümetin hegemonyasındadır. Ama ne ölçüde? Önemli olan burada hani tartışmamız gereken bu siyasi güç, bu kamu kaynaklarını, kamu yönetimini hangi çerçeve içerisinde kullanacak? Bir hukuki çerçeve içerisinde mi kullanacak? Bunun bir sınırları var mıdır? Bu sınırları bir toplumsal bir sözleşmeyle çizilmiş midir? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Peki aslında bu soruyu şunun için sordum. Bağlayacağım yer buydu. Kamu yönetiminden mezun olup hasbelkader KPSS'yi verip üstüne de mülakatı geçmiş bir arkadaş kaymakam oldu, bürokrat oldu ya da devlette görevlendirildi.
gerçekten bu çerçevede, hukuk çerçevesinde görevini icra edebiliyor mu? Yoksa bu belirleyici siyasi politikalarla mı icra ediyor? Keşke diyebilsem, maalesef şu anda tam anlamıyla bunu tabii ki o iradede değil. Hani benim mezun olan arkadaşlarım da var. Şu anda görevde bulunan kaymakam arkadaşlarım da var. Vali yardımcısı arkadaşım da var. Tabii ki onlarla da istişare ediyoruz, görüşüyoruz. Yani sonuçta bir atanmış olarak kendileri oldukları için belli bir siyasi iktidarın, seçilmişlerin yanında atanmışların ister istemez birazcık daha yetkileri sınırlı olabiliyor. Bu da bizim birazcık hani demokrasi bilincimizle alakalı bir şey. Birazcık orada sistem olarak sıkışmış durumdayız maalesef. Yani efendim, hukuk devlette çalışan bürokratların icraatlarını yapabilmesi noktasında da çok gerekli. Her noktada olduğu gibi hukuk devleti olmak zorundayız. Hukuk Kesinlikle. Devleti olmaktan ayrılmamak zorundayız. Peki biz yine konumuza dönelim. Senin bu bölümü seçerken hayallerin neydi, idealin neydi ama şimdi neden bir dental sektörde yöneticisin, değil mi? Evet. Neydi hayalin, ne oldu? Şöyle, genel anlamda tabii ki hani benim de hayalim işte bir kaymakam, vali olabilmek. Hani idari anlamda bu ülkemi seven bir vatandaşım ben de. Ben de elimden geldiğince bu ülkeye bir hizmet sunabilmek isterim. Ne kadar ölçüsünü tabii ki bilemem ama elimden geldiğince sunmak isterim. Tabii ki ben de idari anlamda yüksek bir pozisyonda, daha verimli olabilecek bir pozisyonda olmayı isterdim. Ve onun mücadelesini de etmek isterdim açıkçası ama hani dediğiniz gibi siz de başta hani bayağı bir anlattınız. Belli bir süreçlerden gençler geçiyor. Ben de genç arkadaşlarımla diyaloglar içerisindeyiz. Evet. Hani görüşüyoruz sürekli. Konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Onların da bize hani anlattıkları da bu ölçüde. Hani gençlerde de bu noktada bir geleceğe dönük bir umutsuzluk söz konusu. Yani bu sınavlar, özellikle mülakatlar gençlerde motivasyonu düşürüyor ve sonunda biraz yıllar da geçtikçe yaş da ilerliyor. Tabii. Bölümüm Yılgınlık. Değil, ne iş olursa bulayım da yapayım noktasına geliyor. Yılgınlık oluyor. Mesela daha geçen iki gün önce genç yine üniversiteye sınavına hazırlanan arkadaşlarla oturduk, konuşuyoruz. Bana sordukları, abi ben gerçekten çalışırsam, gerçekten derslerimde başarılı olursam, ama bunu dinleyen arkadaşlar da gerçekten başarılı ve derslerinde başarılı arkadaşlar, çalışkan arkadaşlar. Gerçekten ben istediğim hedefime ulaşabilecek miyim? Bu ülkemde kalıp hizmet edebilecek miyim? Ya evet diyemiyorsunuz. Çünkü o çocuklarda da gerçekten, çünkü önünde bir sınava girecek, sözlü bir mülakata girecek, belli bir kurulun karşısına çıkacaklar. Bundan geçebilecekler mi? Çok örnekleri var. Yani 90-95 puan alan öğrenciler 50 ile 40 ile maalesef sözlü mülakatta bırakılıyorlar. Yerlerine başka biri, A kişisi değil, B kişisi geçiyor. Maalesef bu insanlar da bunları görüyorlar artık. Sosyal medyada gençler bunları da gözlemliyor. Tabii devlete güven çok önemli bir husus. Özellikle gençlerin devlete güven duyması çok önemli bir husus. Ben KPSS'yi geçsem bile yazılı sınavı, mülakatı zaten geçemem. Burada hemşericilik var, tanıdık var gibi duygu ve düşüncelere gençlerin kapılmış olması haklı mı? Aslında bir noktada değil mi? Haklı. Çünkü bir sürü mağduriyet çıktı ortaya. Sınav sorularının verildiği çıktı zamanında. Bizim mesela hani bizim dönemimiz, ben mezun olduğum dönemde yapılan bütün sınavlar şu anda siz de takdir edersiniz ki hani geçen hafta eski ÖSYM başkanı tutuklandı. Hani gözaltına alındı. Sonra biliyorum serbest bırakıldı sanırım ama hani biz o dönemde mezun olduk. Şimdi şu anda da bakıyorum bütün bizim o dönemdeki... Bizim günahımız neydi yani, diyorsun. Bizim günahımız neydi? Evet. Peki %70 diploma mesleğini yapmayan ve işinde %5 mutlu olan bir kitle var bu ülkede. Sen de bu %70'lik gruptasın. Ben evet %70'lik gruptayım ama hani işimde aynı mutlu olan... Aynı zamanda %5'sin. O %5'te evet, aynı zamanda %5'im. Peki, çünkü seviyorum. Peki sağlık sektöründe yöneticisin ama sağlık sektöründe de genellikle mesela doktorlardan yönetici seçiliyor. Bu sence doğru mu, yoksa bir
kamu yönetimi okuyan, özellikle devlet hastanelerinde tabii, kişiler mi görevlendirilmeli? Kesinlikle. Maalesef ülkemizde zaten en büyük problemlerden biri de bu. Yani bir kamu yönetimi bir bölüm olarak, bir branş olarak görülmüyor. Hı hı. Neden? Mesela örnek vermek gerekirse bir hastanede bir tıp doktoru, bir başhekim olarak orada hastaneyi yönetiyor. Yani o kişinin yaptığı branş o değil. Yani onun yapması gereken o değil, o hastalarla uğraşması gerekiyor. Hı hı. Veya bir fabrikada bir mühendis, örnek veriyorum, mühendis fabrika müdürü oluyor. Yani bu sevk, idare noktasında, iletişim noktasında, çalışanla, motivasyon noktasında bunun birçok farklı branş dalları var bunun. Hı hı. Tabii ki her şey teoride değil. Teori, evet, dersleri görüyoruz, işliyoruz. Pratiği olayın çok çok daha farklı ama hı hı. en azından teorik ve pratik bilgisine hakim olan insanların bu noktalarda olması gerekiyor. Evet, peki teori ve pratik dedin. Ben hep şunu düşünürüm. Kamu yönetimi okuyan arkadaşlarda özellikle zorunlu staj yok. Evet. Aslında olması gerekmez. Kesinlikle mi? Olması Çünkü gerekiyor. Hani devletin, her devletin işleyişi sonuçta farklı. Doğru. Kanunlar, kurallar, hatta her kurumun işleyişi de farklı. Evet. O kurumlardaki yazışmalar bile çok çok önemli. Evet. Yazışma dili bile farklı. Kesinlikle. Evet, teorik olarak bir disiplini okumakla uygulamak arasında büyük bir fark olabilir ve onu birleştirdiğin yer bir staj Doğru, olabilir. Evet. Yok, evet. değil mi, zorunlu maalesef staj? Yok, maalesef yok. Hı-hı. Ve o, bence de dediğiniz gibi kesinlikle size katılıyorum dediklerinize. Olması gerekiyor. Evet, peki ders içerikleri kamu yönetiminde nedir? Birazcık böyle her bir dersten bir tutam gibi sizin durumunuz. Evet, evet. Çünkü kamu maliyesi var, işletme var, iktisat dersleri var, hukuk dersleri var, var, hepsi siyasi var. Siyasi dersler var. Bütün bunları okurken seçecek arkadaşlar için aydınlatıcı olsun. Zorlanacaklar mı? Ya da bunlar arasında daha çok eğilecekleri, profesyonelleşecekleri bölümler olabilir mi? Belki akademisyen olmak isteyecek arkadaşlar tabii ki, vardır. Tabii, tabii ki. Orada da sınavlar çıkacak karşınıza. Nasıl ders içerikleri? Ben ders içerikleri dediğiniz gibi sanırım 9 tane hukuk branşı almıştık. Hı hı. İşte siyasi tarih vardı bunun içinde. İdari bilimlerle alakalı içerikler vardı. Hani ben pişman mısınız deseniz bana, pişman değilim. Ben tekrar yine kamu yönetimi okumak isterdim. Hı hı. Çünkü gerçekten ben severek okudum ve ilgim, alakam olduğu için zaten ben tarihsel konulara, siyasi konulara gerçekten alakadar olduğum için okudum ve yine evet. de yine de okumak isterdim. İlgin, alakan evet. olduğunu biraz sonra konuşacağız. Evet. Bununla ilgili bir çalışman ve kitabın var, evet, değil mi? Evet, onu evet. da konuşacağız biraz sonra. Peki ders içerikleri, hukuk var. Hı hı, hukuklar var. İşte borçlar hukukundan tutun, idari hukuk var, hukuka genel giriş, hı hı. giriş dersleri var. İdari hukuk var dedik. Çeşitli siyasal bilgilerle alakalı dersler var. Hı hı. Siyasi tarih dersleri var. Ve dediğimiz gibi idari dersler var. Evet. Peki bu kadar hukuk alıyorlarsa idari hakimliğe başvurabiliyor mu arkadaşlar? Başvurabiliyorlar şu an. Hı hı. İdari hakimliğe de başvurabiliyorsunuz, bunu da söyleyelim. Peki kitabına geleceğim, araştırmana, ama ben hep bu yetkinliklerle ilgili az önce de söylediğim gibi gönüllülük esasına göre çalışmış olmak, işte bir sivil toplum kuruluşuyla olabilir, çok önemli bir şey. Hatta yurt dışında lisans ya da yüksek lisans başvurularında inanın değerlendirmelerde en önemli taraflardan biri bu. Kendine ne kattın? Yani not ortalamanıza tabii ki bakıyorlar ama hani bu ilkokuldaki karnemiz var ya, hep onu söylüyorum, sağ taraf davranışlar. Burada da o sağ tarafta yetkinlikler olduğunu düşünelim. Bu yetkinliklerin değerlendirmesi çok önemli. Şimdi sen de birçok sivil toplum kuruluşunda evet. çalışıyorsun. Bunun sana ne gibi katkısı oldu? Ya, bence sivil toplum örgütlerinin iki anlamda katkısı var. Bir, kişinin kendisine olan bir katkısı oluyor. İki, bir de toplumsal bir fayda ortaya çıkarıyor. Evet. Birinciden hani başlayacak olursak, insanın kendisine derken özellikle gençlerden bahsedecek olursak, gençlerin hani iş kariyerlerinden önce kendilerinin böyle bu tür gönüllülük esaslı
faaliyetlerde bulunması, STK'lar bünyesinde faaliyetlerde bulunması hem kendi özgüvenlerinin daha gelişmesine bir nebze olsa da bayağı bir katkı sağlıyor. Hem de kendilerini o topluluk içerisinde, o örgütlenme içerisinde daha bir faaliyette bulunmak, sorumlu hissetmek. Bu da gelecek dönemdeki iş kariyeri açısından, mesleki gruplanma açısından kendini yönlendirme de olabiliyor bunun için kendisinde. Evet, aslında kendini ifade tabii edebilme, ki özgüven, sunum yapabilme, evet, değil mi? Proje etkiliyor, geliştirme, hepsini bunların hepsini etkiliyor ama bizde biraz tabela dernekçiliği var, değil mi? Evet, maalesef. Maalesef. Yani gençler, çok özür dilerim bu tür çalışmalara katılanlar, şöyle sakın düşünmeyin. Ben bir sivil toplum kuruluşuna ya da derneğe üye olursam orada bir ağ kurarım kendime, iş ağı ve bana istihdam sağlanabilir, iş bulabilirim, işte tanıdık bulabilirim. Hep o tanıdık mevzu var ya bizde. Maalesef. Sivil toplum kuruluşları iş bulma yeri değildir. Tanıdık bulup size iş bulabilecek yerler değildir. Dediğimiz gibi özgüveninizi geliştirebileceğiniz, proje üreteceğiniz, sunum yapabileceğiniz yerler, değil mi? Neticede de tabii bir belli bir toplumsal bir fayda ortaya çıkarabileceğimiz. Hı hı. Bu sonuçta yaşadığımız ülkemizi daha güzel hale getirmek için herkesin elinden yettiğince bir şeyler ortaya koyabileceği bir yer. Evet. Ama dediğimiz gibi maalesef ülkemizde tabela dernekçiliği olarak, hani insanlar dediğiniz gibi ne için gidiyor? Orada bir çevre edineyim. Hı hı. Orada bir siyasal bir nüfus kendime edineyim. Veya atıyorum yönetiminde yer alan kişi, ben burayı bir siyasi bir nüfus olarak görüp buradan bir siyasete atılabilir, evet, miyim? Bir basamak bir makam, olsun. Bir makam elde edebilir miyim? Milletvekili adayı olayım hemen. Tabii, bir sonraki tabii, adım o. Tabii. Ama aslında STK'nın en önemli bence zaten içerik olarak da bu yazmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin en önemli özelliği kişisel menfaat ve çıkarın kesinlikle göz ardı edilmesi gerektiği faaliyetlerin bulunduğu bir kuruluş olmasıdır. Evet. Bunu birinci zaten en önemli özelliği budur. Buna hı-hı dikkat etmemiz gerekiyor ama maalesef Türkiye'de buna dikkat eden insanlar yok. Gerçekten çok azınlıkta. Maalesef. Ha, bazı noktada da hak veriyorum onlara. Şimdi gençlere, işsiz bir gence de ben neden böyle bir yaklaşım sergiliyor diye onun zaten eleştirisinde bulunamam. Çünkü o da ister istemez çalışmak zorunda. Sistem oraya sevk ediyor, siz, o düşünceye sevk evet, ediyor. Evet. Siz mesela siz söylediniz, işsizlik oranları açıklandı. %13,5 işsizlik oranı var. Doğru olduğu kanaatinde de daha değilim. Fazla. Çok daha tabii, yüksektir tabii, tabii, o. Daha fazla ama mesela 15 ile 24 yaş arasındaki tam üniversite çağındaki gençler, evet, arasında %25. Yani hı-hı 4 gencimizden bir tanesi şu anda işsiz. Bu da yani resmi rakamlar. Evet, gayri resmi ama konuşmuyoruz. Orada tabii ki işte hep söylüyorum ben programlarda, eğitim ve istihdam politikası birbirine entegre gitmediği için kesinlikle ülkede bu tip sıkıntılar tabii ki doğuyor. İşte bir sürü bölümden, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun 400 bin üzeri kişi var, evet, değil mi? Evet, 400 bin. 400 binin üzerinde iş arayan, maalesef kendi branşlarında bir iş yapamayan arkadaşlarımız var. Ve her geçen yıl daha da bu sayı katlanarak artıyor maalesef. Evet, maalesef öyle. Peki, kamu yönetiminden mezun olan arkadaşlar iş ararken particilik, hemşericilik bunlarla mı karşılaşıyorlar? Ne oluyor da bürokrat, kaymakam ya da kendi alanlarında bir işte çalışamıyorlar, gidip özel sektör tercih ediyorlar? Neden devlette çalışamıyorlar? Özel sektör daha kolay, daha sonuca odaklı. Hani mezun olan bir kişi için daha kolay. Hemen ben işe başlayabilirim, paramı kazanabilirim, daha önümü görebilirim. Bu da tabii daha kolay oluyor. Diğeri çünkü daha meşakkatli bir yol. Evet. Hani ve sonuçta sonuca emin varabilecek değilsin miyiz? Tabii sonuca varabilecek miyiz, o da belli değil. Hı hı. O yüzden çoğu genç zaten bundan bu ölçüde kaçıyor. Evet, yani zaten o KPSS duvarı geliyor ilk önce. Evet, maalesef. Bir kere sınava giriyor, hı-hı, geçemezse umutsuzluğa kapılıyor. Hadi geçti, mülakatı geçemezse kesinlikle umutsuzluğa kapılıyor. Ama arkadaşlarıma, hani genç arkadaşlarıma benim tavsiyem kesinlikle bir umutsuzluğa kapılmasınlar. Ellerinden geldiğince kendi çalışmalarını yapmaya devam etsinler. Kendi
idealleri uğruna mücadelelerini sonuna kadar bence versinler. Eninde sonunda bence başaracaklardır. Ha, bugün olmaz, yarın olur. Ha, bu sistem tabii ki hukuk, liyakat tabii ki yeterli değil ülkemizde. Hani liyakat sisteminin keşke bütün sektörlerde liyakat en ön planda olsa. Gerçekten işi hak edene verebilsek. Evet. Ama bugün değilse yarın umuyorum ki olacaktır. Yani işi hak eden derken şöyle de bir durum var. Yine bu istihdam fuarında gözlemim benim. İş arayan genç bir arkadaş dedi ki benim işte lisans mezuniyetim var. Yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 9 yıl iş tecrübesi vardı iki büyük firmada. Ve bir büyük firma yetkilisiyle görüştürdük orada onu. Yetkili dedi ki siz bize fazlasınız. Çünkü ekonomik durumdan ötürü işverenler de düşük ücretli eleman arıyor. Yeni mezun arıyor, orada da tecrübe diyor. Yani demin söylediğim gibi o eşleştirme bir türlü gerçekleşmiyor. İşveren çalışan bulamıyorum diyor, işsiz iş bulamıyorum diyor. Ama hangi noktada denk gelmiyor onu çözmek lazım değil mi? Kopukluk var, doğru. Evet. Peki araştırma yaptın, kendi bölümünü evet. seviyorsun, özel sektörde çalışsan da bir kitap yazdın. Kitap da Kaçkar'dan Ankara'ya, doğru, evet. değil mi? 1920'den sonra çok partili siyasi hayat ve evet. birazcık sanki hemşericilik mi yaptın? Var, Rizeli var, siyasetçileri var, yazdın. Rize zaten genel anlamda ben üniversiteden ilk ve orta öğrenimimi Rize'de tamamladıktan sonra hani üniversite öğrenimi için köyümüzden hani diyelim memleketimizden ayrıldığımızda ister istemez köyümüze, Rize'mize bir özlemimiz oldu hep. Ailem oradaydı, arkadaşlarım oradaydı, çevrem oradaydı. Hep Rize özlemiyle, Rize hasretiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu dernekçilik, STK işte bunları hep hemşericilik üzerine biraz da bu açıdan ne yapabilirim Rize için? İşte ne yapabiliriz? Ne yaptınız peki Rize için? Rize için evet güzel soru. Rize için ne yaptık? Mesela ben üniversiteyi bitirdiğimde 2006 yılında ne yapabilirim diye köyüme gittiğimde yaz tatilinde orada arkadaşlarla oturduk. Bir köyümüzün derneği yoktu. Dedik derneği kurabiliriz. İlk kurucu başkanlığını yaptım ben derneğin. Derneğin tüzüğünü falan hepsini ben yazdım. Bunu arkadaşlarımızla oturduk. Güzelce ne yapabiliriz diye bir dernek oluşturduk. Ondan sonra insanları bu dernek çatısı altında toplamaya çalıştık. Şimdi hala ondan sonra derneğimizi geldik buraya taşıdık İstanbul'a. Burada mesela birçok kişiye işte SMS yoluyla mesajlar atılıyor. Cenazelerde, düğünlerde o insanların o kopuk olan iletişimini bir noktada birleştirmeye çalıştık. Yine Rize Dernekler Federasyonu bünyesinde orada da görev aldım, yönetiminde yer aldım. Orada da yine Rizeli hemşerilerimizi bir araya getirmeye çalıştık. Onlarla çeşitli organizasyonlar yaptık. Yine hala faaliyetler devam ediyor. Öğrencilere yönelik bu. Öğrencilere yönelik tabii köyümüzden mesela okuyan, üniversitede okuyan arkadaşlarımıza burs imkanı sağlamaya çalıştık. Evet, aslında okuyup mezun olan arkadaşlar mutlaka bu ahde vefa evet. duygusunu taşıyın. Memleketinize faydalı olmak için. Bu sadece yerel değil. Tabii ki bütün ülkeye faydalı olmak için ama yerelde de sizin gibi öğrenci olanlar, zamanında siz de öğrenciydiniz, ne sıkıntıları varsa onlara yardımcı olmak güzel şeydir. Evet. Peki kitaba dönelim. Kitapta evet. neyi inceledin? Kitapta da bu 1950'den sonra çok partili siyasal hayat ve Rizeli siyasetçileri. Hem çok partili siyasal hayatı hem de Rizeli siyasetçilerin siyasi hayatlarını kaleme aldım. Bu da bir nevi bir hobi olarak hani sevdiğim için Rize'nin yakın tarihini duyduğum bir alakadan ötürü sevdiğimden öyle bir çalışmayı ortaya koydum. Hem bölümümle birleştirdim evet, evet, diyorsun. Evet. Peki kamu yönetimi okuyacak arkadaşlara ya da okumak isteyenlere ne önerirsin? Şimdi bizim sınav bazlı bir eğitim sistemimiz var. Sınava girecekler. Hangi alanlarda işte Türkçe, matematik, sosyal bilimler alanlarında hangisinde daha iyi olmaları gerekir? Bölümü daha zorlanmadan nasıl okuyabilirler?
Ya da bölümü tavsiye ediyor musun, etmiyor musun? Sen severek Ben okudum ediyorum. dedin ama istihdam anlamında tavsiye ediyor musun? Bunları biraz konuşalım. Ben genel anlamda evet, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Çünkü hani ben gerçekten çünkü severek okuduğum için. Ama istihdam noktasında da zaten ülkemizde genel anlamda zaten İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan arkadaşlarımızın genel anlamda zaten bir istihdam sorunu olduğu için bu atıyorum bu iktisat bölümünde de işletme bölümü mezunlarında da mevcut olan bir sıkıntı bu. Evet, Yani biz aslında her yerde evet çalışabileceklerken kesinlikle işsizlik çekmeleri de yani çok enteresan. her ilde bir üniversite açıyoruz. Evet yani doğru olabilir, tartışılabilir tabii bu nokta. Ama üniversite bu kişiler bu bölümlerden mezun olduktan sonra bunlar istihdam yaratabilecek miyiz? Kamu yönetiminden bahsediyorduk ya az önce. Evet. Kamu yönetimi, siyaset bilimi birazcık bunu da artık tartışması ve düşünmesi gerekir. Herkes üniversite mezunu yapalım, yapalım ama eğer biz bu genci eğer üniversiteyi bitirdikten sonra istihdam alanı yaratamayacaksak her ile her ilçeye gidip de bir fakültenin açılması da çok bence mantıklı değil. Evet, ya da o fakültelerin içlerini doğru dolduramayacaksak, Şu anda hem öğrencisi olmayan fiziki üniversiteler var. koşullar, öğrencisi olmadığı gibi öğretim görevlisi Evet. anlamında da sıkıntılar var. Yani ben daha önceki programlarda bahsettim. Tekrar da çok özgüvenle söylüyorum bunu. Azerbaycan üniversitelerinden parayla tez yazıp parayla Doğru. diploma almış öğretim görevlileri var bu üniversitelerin içinde. Bunlar doğru politikalar değil eğitim anlamında ve işte gerçekten kamu yönetiminin orada denetlemesi gereken ya da yeni politika üretmesi gereken durumlar. Peki ben çok teşekkür ediyorum Ben katıldığın teşekkür için. ederim. Çok Kamu sağ ol. yönetimi okuyacak arkadaşlar, umudunuzu kaybetmeyin. KPSS'yi geçebilirsiniz. Mülakatları da inşallah hukuk devleti olma yolundan ayrılmayacağımız için, Atatürk ilkeleriyle devam edeceğimiz için yaşantımıza, devlet politikalarımıza, Atatürk'ün izinden ayrılmayacağımız için bir gün mutlaka liyakat sistemi ister istemez geri gelecektir. Umudunuzu kaybetmeyin. Zaten umudunuzu kaybetmeyerek bu sistem değişebilir. Herkese mutlu günler diliyorum, umutlu günler diliyorum. Gönlünüzde çiçekler açsın. Hoşça kalın.